Türkiye Vadisi'nin bu haftaki konu emekli hakimlerimizden uzun yıllar Kağıthane'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışan İrfan Aydın. Sevgili İrfan Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kağıthane'de belediye başkan aday adayı. Nasılsınız öncelikle sevgili başkanım? Çok teşekkür ederim. İyisiniz. Buyurun. Emekli hakimsiniz. Emekli hakim, evet. Daha önceden bir üniversite okurken, hukukta okurken falan CHP'li bir altyapı çalışmanız oldu mu hiç? Ben hep siyasetin içindeyim liseden itibaren. Evet. 1965 yılında rahmetli İnönü'nün bayram tatilinde elini öperek CHP'yi tanıdım resmen. Evet. O yıldan itibaren, 1965 yılından itibaren hep gönlümün bir tarafında CHP vardı. Ve bu devam etti böylelikle. Gençliğinizden böyle aktif olarak CHP'nin resmen CHP'li olamadım ama dışarıdan bir gönül olarak evet, çünkü neden olamadım? Cumhuriyet Halk Partili olamazdım. Memurlara yasaktı. Ben de kamu görevlisi olarak 38 yıl çalıştım. Ama bu 38 yılın 15 yılında bir kere fiilen sivil toplum örgütlerinde yer aldım. Sendikada, dernekte, kendi köyüm derneğinden başlayarak bu devam etti. Bir de emekli olduktan sonra Tokatlı İksa'yı, Tokatlar Derneği Genel Başkanlığı'nı yürüttüm. Dolayısıyla siz de bilirsiniz ki zaten STK'larda genelde toplum için hizmet veren kuruluşlardır. Siyasetin özü de topluma hizmet etmek demektir. Esas siyasete hatırladım da STK'lardan başlıyor sevgili başkanım. Siz şimdi Tokatlar Derneği'nin genel başkanlığı falan yaptınız. İşte emekli olduktan sonra tekrar... Bu fiilen Cumhuriyet Halk Partisi'ne... İyi oldunuz. İyi oldum. 2005 yılından beri aktif çalışıyorsunuz. 2007'de de Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekili aday adayı oldunuz. Evet. Ancak seçilemem. Seçilemem, evet. Ama asla korkmadım. Peki siz 2005'ten itibaren milletvekili aday olmanıza rağmen listeye giremediniz halde aktif olarak Kağıthane'de çalışmalarınızı sürdürdünüz mü? Şişli'de çalışmalarıma başladım. Kağıthane'de devam ettim. Peki Sayın Sarıgül'ün yaptırdığı ankette %68'de zannedersem 6 tane aday adayı var. %68 oyla birinci çıktınız. Sayın Sarıgül'ün CHP'nin yaptırdığı evet, ankette aldığım bilgilere göre %68 oranında oy olarak birinci olduğumu haber aldım. Çok iyi sevgili başkanım. Peki siz Kağıthane'yi biliyor musunuz? Yani Kağıthane'de mi oturuyorsunuz? Kağıthane'yi bilmez olur muyum? Hem Kağıthane'de oturuyorum hem de biraz önce bahsettiğim gibi 2010 yılından itibaren fiilen Kağıthane'nin her mahallesinde öncelikle mahalle muhtarlarını ziyaret ederek bu işe başladım. Evet. Mahallelerin sorunlarını tespit ettim. Sonrasında bu 2012 yılında ise bizzat bir araştırma şirketine Kağıthane'nin 19 mahallesinin, 19 mahallemiz vardır, evet, sorunlarını resmen tespit ettirdim ve bir 110 sayfalık kitapçık halinde elimde hazır bulunmaktadır. Kitap yaptınız. Evet, kitap yaptınız. Görebiliriz, var mı yanında? Şu anda yanımda değil çünkü çalışmalarımı ayrıca bir ofisten yürütüyorum. Burası bildiğiniz gibi. Peki yaptınız, işte bu kitabı hazırlattınız, sonra tespit ettiniz. Sizce Kağıthane'nin en önemli sorunu ne? Yani yaptım bu. Şimdi bu sorunları ikiye ayırmak lazım. Bir genel sorunlar. Evet. Genel sorunlar. İkincisi özel sorunlar. Genel sorunlar dediğimiz zaman Kağıthane'de ulaşım sorunu, otopark sorunu, temizlik sorunu, eğitim sorunu, kreş sorunu gibi sorunlar öne çıkmakta. Hatta halkın işsizlik sorunu daha yaygın bir vaziyette şikayet konusu. Yine başka bir sorun daha, bunların içerisinde en önemli sorunlardan birisi belediyenin yansız davranmadığı konusundaki halkın şikayeti var. Taraflı davrandığı iddiası var. Peki, özel sorunlara gelince önemli sorunlar var. Burada bu kentte kentsel dönüşüm sorunu var. Kentsel dönüşüm bir problem. Ayrıca tapusuz araziler sorunu var. İnsanların çok büyük bölümü Kağıthane'de
oturdukları evlerin tapusu yok maalesef. Şu anda hazineyle, belediyeyle başları dertlidir. Bunların ivedilikle çözümlenmesi gereken sorunlar arasındadır. Peki sevgili başkan. Sayın Kağıthane Belediye Başkanı Fazıl Bey. Fazıl işte, Kılıç Bey. Kılıç Bey, evet. Her sabah hafta içi toplantılar yapıyor. Halk memnundu ama siz yaptığınız hareketleri de hiç yapmadık. AKP'lere mi sadece hizmet yapılıyor Kağıthane'de? Yani yanında... Bunu böyle demek doğru değil. Tamamen AKP'lere hizmet yapılıyor demek doğru değil. Haksızlık olur. Hizmet bir bütündür. Ama demek ki zaman zaman bazı tasarruflarda yanlı davranıldığı, halkın gözlemi bu. Bu noktada. Diyor ki yanlı davranıyor diyor. Mesela biz geçen gün Kağıthane'de birkaç esnafla görüşmeler yaptık. Özellikle bu Milliyet Gazetesi'nin arka taraflarında ki falan esnaflarla. Esnaflar da çok şikayetçi belediye başkanına. Yeterli hizmet alamadıklarını, her tarafın az önce sizin belirttiğiniz gibi pislik içinde olduğunu, caddeye çoğurtaya bakılmadığını, mahallelerde saman köşeklerini alınmadığına şikayetçi. Yani bir görsel anlamda birebir vatandaşın işte istediği gıdayı vermek şartıyla bir hizmet deniyor. Şimdi tabii ki yine mahalle muhtarlıklarının ziyaretinden bir tanesi bir mahallede paket hazırlatmıştı muhtar. Hamidiye Mahallesi'ne 1000 pakete ulaştık. Daha da ulaşmamız gerekiyordu. Bu şu demektir. Mahallede halkın çok fakir olduğunu, yani muhtarlığın bile hazırlattığı paketlere ihtiyacı olduğunu bizzat şahit oldum. Dolayısıyla hizmet, yapılan hizmetler şu, bir bütçe var, bu harcanıyor, hiç hizmet yapılmıyor denmesi doğru değil. Ama halen çok çöpler alınmıyorsa, halen çöpten, çukurdan, efendim sarkan elektrik tellerinden, telefon tellerinden şikayetçiyse, halen halk elektriklerin yere indirilmediğinden, hava hatlarından, tehlikeden bahsediyorsa, burada sorun var demektir artık. Şimdi, Sayın Fazlı Kılıç'ın sevildiğini söyleyebiliriz. Sayın Fazlı Kılıç halkla iyi diyalog içinde olmak isteyen, gerçekten candan samimi davranan ama köklü hizmetler yapmayan ya da yapamayan bir Sayın Belediye Başkanımız. O nedenle yani, bir kişinin çok iyi, düzgün olması illa bu makamı işgal edecek anlamına gelmez. Şimdi bu AKP zihniyeti özellikle biliyorsunuz en son belediyeleri aldıktan sonra standı özellikle 1999 seçimlerden sonra belediyelere genel yönetim merakım olduktan sonra 1989 seçimlerinde CHP almıştı. Evet. Ondan sonraki seçim 94'ten itibaren 1994'lerden itibaren artık AKP. Bu süreçte işte insanlarımıza ve bulundukları ilçe ve büyükşehirde balık tutmayı değil de balık yemeği öğretiler. Hep böyle gıdalar, şeyler vererek koltuk makamlarını kurtardılar. Siz nasıl bir yönetim düşünüyorsunuz? Efendim şimdi ben ilk önce ne yapacaksınız derseniz. Evet. Öyle sorunlar tespit etmişsiniz. Evet. Tamam şurada bir sorun var. Çukurlar işte yukarıda kablolar var. Mahalleler pislikisinde halk yoksul. Evet. Kağıthane bir de biliyorsunuz işçi çevresinin yoğun olduğu bir bölge. Evet. Dışarıdan gelin de çok gündüz. Gece nüfusu normale dönüyor. Şimdi bunları kısa bir sürede anlatmak mümkün değil. Ben projelerimi 6 ana proje başlığı altında toplayarak bunu basında paylaştım. Dilerseniz size de bunu maille gönderebilirim bu şeyi, bilgiyi. Şu an bunu biz Avatis TV'de yayınlayacağız. Sevgili evet. Ben mesela onu... bu test edildiğinden sonra da en önemlisinin çözümü ne? Şimdi efendim ilk ne yapacaksınız? Ben ilk İsrafı önleyeceğim. Önce bir kere durduracağım. Mesela bakın Kağıthane'de ben Kağıthane'ye gittiğimde sokaklarda en azından benim oturduğum Çeşme sokakta araba yoktu. Bugün sokağın iki yanı da araba dolu. Bu iktidar zamanında oldu. Demek ki iktidar sorunlara çözmüyor, sorunlara sorun ilave ediyor. Önce ben durduracağım. İnsanlar araba almasını mı engelleyeceğiz? Hayır efendim. Önce durduracağım. Otopark mı yapacağız? Önce durduracağım. Nasıl durduracaksın? Bir kere otoparkı olmayan binaya izin vermeyeceğim. Zaten
belediyelerden ruhsat alırken siz daha kimsiniz? Ben daha görürsünüz. Zaten otopark şey var ama belediyelere bağış yapıyor müteahhitler. Bağış yaptığı için otopark yapmıyorlar. Onu biraz daha düzeltelim istersen. Bağış evet. Değil, bu zorunlu bir şey. Bu yasal dayanağı evet, var. Ama bağış yapıyorlar. Yasal dayanağı var. Deniyor ki, yasa şöyle diyor. Eğer bir bina yapılıyorsa, o binada oturacakların karşılığı kadar, yani binanın kapasitesine göre otopark yapamıyorsanız, siz bunun parasını ödeyeceksiniz. O inşaat bitmeden daha, iskan belgesi alınmadan önce binanın bulunduğu yerin 250 metre en fazla, 250 metre yakınında, uzağında, en fazla 250 metre uzağında mutlaka ve mutlaka otopark yapmak zorundasınız karşılıksız olarak. Herhangi bir ücret ödemeden vatandaş aracın otoparkı olacak. Demek oluyor ki araç almayı yasaklamayacağız. Ama bundan böyle asla binalarda otoparksız bina yapmayacağız, yaptırmayacağız. Ya da mutlaka o bina bitmeden eğer izin veriyorsak, çünkü bazı arsalar var, o arsaların değerlendirilmesinde otopark mümkün olmayabiliyor. Ama boşta bırakamazsınız, vatandaşı mağdur etmezsiniz. Fakat onun karşılığında, o binanın karşılığında otoparkı yapmak mükellefiyetiniz. Peki sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Sonra ben bunu daha 2011'de sordum Büyükşehir Belediyesi'nden. Bu paraların nereye gittiğini, ne kadar para toplandığını sordum, öğrendim. Bunlar benim dosyamda mevcut. Ve mevcut şeyleri şey yapmak, tüketmek için de o birikmiş paralarla, birikmiş paraları Büyükşehir'den mutlaka Büyükşehir'i zorlayarak öncelikle buraya ne yapacağız? Otoparkları yaptıracağız. Dolayısıyla alınan zaten paraları blok edilmiş müteahhitlerden alınmış bu inşaat o paralarla önce şeyleri de yaptı. Dolayısıyla sokaktaki araçları ne yapacağız? Otoparka. Önce peki, durduracağız. Sonra da hangi yeni yapılan bir binanın 250 metre uzağında şey var mı sevgili başkanım? Efendim şu... Boş arazi mi var? Hani bir laf var, söz var. Yol bile var. Bir atasözü vardır. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. İrfan Aydın varsa böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Eğer bu birikimime rağmen, bu yaşıma rağmen ben diyorsam ki belediye başkanı adayım, Allah nasip eder de ben belediye başkanı olursam ekibimle birlikte, örgütümle birlikte, halkımızla birlikte biz bunlara izin vermeyeceğiz. Çünkü bunlar biliyoruz ki halkın yararına. Bir mahalle toplantısında şunu söyledim. Sokak toplantısında bir akşamlar oturuyoruz. Korkunç. Mehmet Akif Mahallesi. Ersoy Mahallesi'nde sokak toplantısında dedim ki siz burada nasıl oturuyorsunuz arkadaşlar ya? Allah aşkına bana oy boy vermeyin, beni desteklemeyin. Ama önce hakkınıza sahip çıkın. Siz kentte oturuyorsunuz. Böyle bu kent, sizin oturduğunuz bu mahalledeki şey olanaklar köyünüzden inanıyorum ki daha kötü. Çok kötü mü? Evet çok kötü. Sadece Mehmet Akif değil. Kötü. Gerçekten çok. Kağıthane zaten İstanbul'un gece kontusu. Yani atı durma terk edilmiş. Efendim şimdi gece kondu olabilir. Ama yıllardır, bakın bunlar 23 yıldır iktidardır. 23 yıldır yere yönetimi AK Parti veya benzeri aynı sağ görüşlü belediyeler bunları yönetiyor. 23 yılda çok şey değişebilirdi. Ama yeniden planlanıp, yeniden çok güzel bir kent haline getirebilirdi. Aslında Kağıthane çok güzel bir yer. Mesela Kağıthane'de öyle uygun ki biliyorsunuz Şirintepe, Çeliktepe, Nurtepe, Harmantepe, tepeler bir sürü tepe var. Evet. Bu tepelerin altı hazineye ait. Neden buralar otopark yapılmış? Sonra Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu yerde devlet arşiv evet, yapılıyor. Yani yapılacak yerler çok. O Gültepe tarafında da herhalde zannedersem ufak ufak kentsel dönüşümü başlattılar. Şimdi bu konuda da yani en önemli sorunlardan birisi şey demiştim. O Nurtepe'de Tokatlar Mahallesi olarak bilinen bir bölüm var. Orada 67 tane aile oturuyor. Onların sorunları var. Bu tapusuz arazilerin sorunlarını nasıl çözülecek? En az zararla, hatta hiç halk zarar görmeden nasıl çözüleceği konusunda bir profesör danışmanımla birlikte 6 aydır çalışma yapıyoruz. Belli bir noktaya geldik. Halkımızı zarara uğratmadan mutlaka tapu sorununu da çözeceğiz.
Bunu pilot bölge olarak orayı seçtik. Hemşerilerimizin olduğu yeri seçtik. Bunu daha sonrasında en uygun şekilde çözdükten sonra kağıthanenin tüm halkına açacağız. Başka bir şey daha söylemek istiyorum sizin hemen burada. Sevgili dostum, kağıthanenin sorunları çok zor, çok büyük, çok önemli sorunlar. Çünkü yıllardır ihmal edilmiş. Evet. Yani insanlara vermişler kolleri, gıdaları, evet. Oylarını almışlar. İnsanlarımız da bunlara razı olmuş. Şimdi en önemli benim projem ne biliyorsunuz? Evet. En önemli projem. Sorunları biz tespit ettik ama bu sorunları halka mal etmek. Projeleri de halkla beraber oluşturmak. Evet. Uygulamayı da halkla beraber yapmak. Yani kağıthaneyi halkla birlikte yöneteceğiz diyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü her mahallede halk meclisleri kuracağım. Her mahallede halk meclisleri kuracağım. Halkın dediği olacak. Ben mahallede şunu söyledim. Bakın dedim, şimdi geliyorum size, değil mi? Geldiğimde ne var? Silahım yok, korumam yok, gelmişim. Yarın burada proje uyguladığım zaman da böyle geleceğim. Niye geleceğim? Çünkü bu projeyi uygularken öyle veya böyle birileri rahatsız olacak projeden. Tabii ki. Ama bu rahatsız olacak komşumuzu siz diyeceksiniz ki bu bir karar, bizim kararımız. Başkanın kararı değil ki. Belediye meclisinin kararı değil ki. Sadece onlar onayladılar. Başka onlar resmi prosedürü tamamladılar. Biz karar verdik burada. Mahalleli olarak olması gereken buydu. Şeyde, idarede, belediyede buna öncülük etti. Parasını temin etti. Teknik hizmeti verdi ve yapıyoruz. Zaten halkla birlikte alınan kararları görüntüleceğiz. Oradan bir iki kişinin hani arı kovanına çıkmak sokacaksınız ama onu da zaten mahalleli susturur. Şimdi az önce dediniz ki sevgili başkan, Gültepe'de Tokat'ta hemşehrilerinizin Nurtepe'de Tokat'ta hemşehrilerinizin ağırlıkta olduğu bölgede pilot bölge olarak başlatacağım dediniz. Başlattık çalışmaları. Belli tapusu arazilerde başlattık. Belli bir yere. Peki o zaman hemen kota şahit seçilirseniz adayınız kesinlikle diyelim seçildiniz. Hemen hemşehrilerinizden mi Gültepe başlayacak? Hayır efendim, şimdi daha biz seçilmesek de onu yapıyoruz, zaten yapacağız. Biz orada pilot uygulamayı yapıp tabii bir örneği oluşturup sonucu aldıktan sonra artık yol yöntem belli olacak. Önce kendiniz de uygulamış olacaksınız bu şeyi. Yani iğneyi kendime bak. Evet. Bunu yap. Tabii bunu kendiniz de yapar denerseniz, bunu olumlu sonucu aldığınız zaman ya da olumsuzluklarını orada yine gör, birbirinizi daha rahat anlamış olacaksınız. Şu aşamada elinizde bir güç yok, yani belediye şeyi yok. Bunu bireysel gücünüzle, daha hemşerilerinizle olan diyaloğunuz daha kolay olabildiği için, yani şimdilik onlara ulaşabildiğimiz için bunu çözeceğiz, bunu. Siz şu an Nurtepe'de bir çalışma yapıyorsunuz. Evet. Bunu orada yaşayan insanları bilgilendiriyorsunuz. Evet. Atlarına saracaklarınızı söylüyorsunuz. Bu anlamda orada pilot bölge. Evet, pilot bölge uygulamasını yaptığımızda bu genel projenin detayı uygulanmış hali olacak. Projeyi daha sonra çok rahat diğer mahallelerde de uygulayacağız. Kentsel dönüşüm aldık. Mesela başka bir şey daha, çok basit projeler üzerinde şeydir. Biliyorsunuz bir çok güzel bir parkımız var bizim, Hasbahçe denen. Evet. İstanbul'un ender parklarından birisi, büyük bir park. İnsanlar oraya akın ediyor. Sadabat Park'ın olduğu yer mi? Evet, Sadabat Park. Onun Hasbahçe denir o park. Esas adı Hasbahçe'dir. Şimdi ben, bizim İstanbul'umuzda da var, tünel diye bir şeyimiz var. Tepeden vadiye inmek. Paris'te de şeyde gördüm. Ressamlar Tepesi'nde gördüm. Benzeri yerde. Burada da öyle bir uygulamayı düşünüyorum. Yaşlı insanların o parktan yararlanmaları mümkün değil. Araçlarıyla indikleri zaman zaten bir trafik kirliliği oluyor. İşte bu Paris'te gördüğümüz Ressamlar Tepesi'ndeki şeyi... Yani aykırı diye burada göreceğiz. Evet. Başka bir şey daha var. Çok güzel bir şey daha olabilir bizim kağıthanemizi renklendirecek. Mesela tepelerden tepelere ne olur? Tepelik mi açacağız? Evet. Bravo. Bravo. Tepelerden tepelere ulaşım, evet. Teleferikle yapacağım. Başka bir şey daha var. O da şu. Şimdi ben iş yerlerinde işte esnaf elimi sıkıyorum. Soruyorum, çalışanlarımız kim? Kağıthanedeki çalışanların birçoğu efendim Pendik'te gelen var. Bahçelievlerden, Beylikdüzü'nden, bilmem ne. Dedim, hep dışarıdan geldik. Evet. Kardeşim, kağıthanenin çalışanı nerede? Onlar da oralarda. Böyle bir şey olabilir mi? Bu neye bir sürü maliyeti gerektiriyor.
Bu hem işverene maliyet oluyor, hem yoldaki zaman öldürene maliyet oluyor, hem yolların tıkanması, kalabalık şey olmasına maliyet unsuru olarak şey yapıyor, trafiği aksatıyor, bir sürü maliyet artırıyor. Oysa biz özellikle kağıthanelerin çalışmasına öncelik vereceğiz. Bunu sağlamaya çalışacağız. Nasıl yapacağız? Kağıthane esnafın, kağıthaneli AVM'nin orada hizmet veren ihtiyacı olan işsizi, işçiyi biz işsizlerden şey yaparak, bizzat yetiştirerek kağıthanelerin de istihdam edilmesini sağlayacağız. Dolayısıyla buradan hem işveren memnun olacak, hem çalışan memnun olacak, hem işsizlik ve katkımız, önlenmesine katkımız olmayacak. Hem de nitelikli işçi, vasıflı işçi şey yapacak. Bunun için Çalışma Bakanlığı'nın bir şeyi var, yeteri kadar parası var. Bunu oluşturacağımız kuruluşlar vasıtasıyla o paranın kağıthaneye aktarılmasını, o insanımızın yetiştirmesini sağlayacağız. Evet, mesela sizin bu dediğiniz projeyi Ömerli Belediye Başkanı Sayın Erdal Yılmaz aynı sizin yapıyor. Gibi düşünmüştü. Evet. Şimdi kafanın üstüne çekmek diye bağlandı. Evet. O da Avrupa'da görmüş bunu. Ömerli Köylü biliyorsunuz. Belediye evet. Oldu. Belediye olduktan sonra köylünün lise mezunluğu çocuklarına aldı. Üniversite bunları güzel eğitim verdi. Yerel yönetimleri ve İstanbul'da değil sadece Türkiye'ye genelde birinci seçildi. Eğitti. Ya bu projeniz güzel sevgili başkanım. Başka bir şey daha şey yapalım. Bizim bir de eğitim sorunumuz var. Annelerin %20'si okur yazar değil. Düşünebiliyor musunuz? Günümüzde okur yazar olmayan bir annenin çocuğuna katkısı bu eğitim sisteminde. Bunu mutlaka çözeceğiz. Ama nasıl çözeceğiz? Oluşturacağımız kültür merkezlerinde kreşler olacak. Eğitim de orada verilecek. Anne çocuğunu alıp getirip kreşe bırakacak. Yandaki sınıfta da eğitim çocuğu bırakıp gitmeyecek. Gitmeyecek. Çocuğu bırakacak kimsesi yandı, yok ki. Yandı da o eğitim görsün. Başka bir şey daha önemse diyeyim, başka bir şey daha var. Çok basit. Yapılabilecek bir şey. Yani önemli bir maliyeti falan gerektiren bir şey değil. Bugün özel kreşler 800 liranın üzerinde. Ben asgari ücretin 3'te 1'ini geçmeyecek maliyette kreşler oluşturacak her mahallede. En az asgari bir tane. Öncelikle her mahallede bir tane kreş. Anneler bu çocuklarını bu kreşlere bırakıp çalışabilecekler gerektiğinde. O zaman eğer 750 lira olarak düşünürsek asgari ücreti, 250 lirasını kreşe verecek. Çünkü 250 lirayı o maliyette kreş kurtarıyor. 500 lirası da anneye kalacak. Ayrıca annenin sosyal güvencesi de ne olmuş olacak? Sağlanmış olacak. Ayrıca anne sosyalleşmiş olacak. Çocuğun eğitimi... Çoğu zaten kreşlerin ücretinin yüksek olmasından dolayı çocuğun kreşi bırakamıyor ki. Evet. Dolayısıyla çocuğun eğitimi de değişik olacak. Eğitilecek, sosyalleşecek, toplumla iletişimi çocuk orada arkadaşlarıyla beraber bunlar öğrenecek. Dolayısıyla böyle bir şükür. Günümüzde de zaten çocukların mahalle arkadaşı falan kalmadı biliyorsun başkanım. Herkes evde bilgisayarın başında. Bir başka şey daha eklemek istiyorum. Siz bu kadar sormak istemediniz ama şimdi ben bir de kağıthanemizde maalesef henüz kağıthane adıyla bir şey yok. Eğitim, yani yüksek öğretim. İlk önce belki üniversiteyle anlaşarak fakültesini açabiliriz ama hiç değil bir meslek yüksek okulunu mutlaka meslek edindirme bakımından bunu kazandıracağız. Gözüme kestirdiğim boş bina var. Yıllardır duran bir boş bina var. Ama duymasına hemen yaparlar. Yapsınlar. Ben yapılmasından yana değil, projelerin saklanmasından yana değilim. Bu projeler yapılsın, birileri yapsın, yeter ki yapsınlar. Ama biz irademizi şey yapıyor, Allah bize nasip ederse biz yapacağız. Son olarak kağıthane altına ne gibi mesaj veriyorsunuz? Benim geçmişim geleceğimin teminatıdır. Nasıl diyeceksiniz? Evet. Bir köy çocuğu. Okur yazar olmayan bir anne babanın çocuğu. Topraktan geldik, sürünerek belli bir yere geldik. Yüksek hakimlik mertebesine kadar yükseldik. 38 yıl içerisinde 15 yılı bunun devlet memuriyetinde geçti. 23 yılı hakimlikte. Devlet memuriyetinde hemen her kademede bulundum. En küçük memuriyetten müfettişliğine, bölge itiraz komisyonu üyeliğine kadar Maliye Bakanlığı'nda bu şey. Bu arada ticaret sitesinde
yine Maliye Bakanlığı görevlisiyken 3 yıl öğretmenlik yaptım. Yani hem maliyeciliğim hem öğretmenliğim var. İşte dediğim gibi müfettişliğim var, örgütsel sonuçlarım. Hakimlikte mahkeme üyeliği, mahkeme başkanlığı, sonra idare mahkeme, üst mahkemeden yüksek hakim olarak emekli oldum. Allah'a çok şükür, alnım ak, başım dik. İki çocuk yetiştirdim. Bunların ikisi de çok şükür iyi yerlerdeler. Birisi profesör, Allah razı olsun. Sağ olun. Güzel bir, yani övünç, okur yazar olmayan bir anne babadan gelen birisinin yetip bu süreci yakalaması çok önemli. Bir de yine bir çocuğum da dünya sıralamasında Harvard'a girerek kendi olanaklarında okuyup mezun oldu. Ben bu... Topraktan çıkıp yok. Evet, köyden evet, efendim, köyden. Şimdi bir laf vardır, denir ki, birileri bir tepelere birileri ulaşır. Bazıları sürünerek, bazıları uçarak. Bulunduğum yere sürünerek gelmiş birisiyim. Her türlü güçlüğe karşı dirençliyim. Eğer Allah nasip eder, örgütün bana sahip çıkar ve kağıthanelerde destek verirse bu dediklerimin hepsini hiç tavizsiz ama hiç tavizsiz yapacağım. Bunu kağıthanelere müjde olarak verebilirim. Örgüt zaten size sahip çıkmış. Anketlerde %8. Halka sormuş. Bu örgütün değil, halka sormuş. Halka mı? Halka. Yani partinin içinde yapılan... Hayır, demişler ki şu kadar şey... Şimdi partimizde şöyle bir şey var. En çok oyu alacak adayı, bizi kişiyi adaylaştıracağız diyorlar. Yok. Onun için de halka soruyor. Ne soruyor halka? Diyor CHP ki, bu dönem öyle yaptı. CHP'nin, hem halka hem örgütü. Evet. Halka sormuşlar. Diyor ki işte şunlar aday. Adayı, bunlardan kimin adaylaşmasını isterseniz kim olsun diye sorulan sorudan öyle çıkmış. İrfan Aydın %68 olarak İrfan Aydın çıktı haberine almış bulunuyor. Şimdi durum bu. Yani halkımız merak etmesin. Böyle gelmiş ama asla böyle gitmeyecek. Kağıthane'deki belediye şimdiye kadar hizmet eden belediye başkanlarımıza ne de teşekkür ediyorum. Ama diyorum ki onların yaptıkları hizmet ehvenişerdi. Halkımız ehvenişere razı olmayacak. Alternatif CHP diyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçime girdiğimde Allah'ın izniyle ve halkımızın tümünü kucaklayarak, örgütümüzün tümünü kucaklayarak bu seçimi kazanacağımıza örgütümüzle birlikte, halkımızla birlikte ben canı gönülle inanıyorum zaten onun için yıllardır çalışıyor. Yok, artı zemine tabanınız sağlam başkanım. Allah utandırmasın. Amin. Hayırlısını işte size ve kağıthaneye onu nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Zaman ayırdığınız için biz teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bu, böyle bir yolda destek vermek için bugün kapımı çaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de ileride zamanı geldiğinde medyanın zaten değerini biliyoruz. Bir de gerekeni yapacağız. Bizim görevimiz zaten kamuoyuna tanıtmak sevgili başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.